Merhabalar. Kanal İzmir Televizyon ekranlarında yayınlanan Toprağın Teri programından hepinize iyi akşamlar, kucak dolu selamlar sevgili seyirciler. Her perşembe akşamı saat 18'de yayınlanan, Kanal İzmir Televizyonu'nda yayınlanan Toprağın Teri programında yine bu akşam çok önemli bir konuyu gündeme getiriyoruz. Biliyorsunuz Toprağın Teri programında biz özellikle tarım konusunda ve gıda konusunda uzman kişileri buraya getirmeye çalışıyoruz ve buraya getiriyoruz. Çünkü bu konu, özellikle tarım konusu, tarım ilaçları, gübreler, sulama efendim ve gıda katkı maddeleri öyle kolay kolay speküle etmeye gelmiyor. Çünkü en küçük bir spekülasyon çok geniş kitleleri etkiliyor. O nedenden dolayı ben buraya bu programa başladığımdan beri özellikle o konunun uzmanlarını getirmeye çalışıyorum ve getiriyorum ben. Evet, bugün de çok önemli bir konuyu gündeme getiriyoruz. Herkesin çok merak ettiği, herkesin duyduğu ama genellikle insanların ne olduğunu bilmedikleri organik tarım konusunu konuşacağız. Organik tarım nedir? Organik tarım nasıl yapılır? Acaba pazarda gördüğümüz ve üzerinde organik yazan her ürün organik midir? Organik tarımın bir özelliği var mı? Sertifikalı bir tarım mıdır? Sözleşmeli bir tarım mıdır? Ve Türkiye'de bu nasıl yapılıyor? Dünyada nasıl yapılıyor? Ve bu konuda acaba yeni trendler nelerdir? Bu konuları konuşacağız. Tabii sevgili seyirciler, organik tarım dendiği zaman Türkiye'de ve dünyada çok önemli bir isim akla geliyor. Bakınız bu akşam bu ekranlara konuk ettiğim hocamız, hanımefendi hocamız sadece Türkiye'de değil, dünyada organik tarım konusunda duayen isimlerden bir tanesi. En önemli isimlerden bir tanesi ve bunu hocamızdan, organik tarım bu akşam sevgili seyircilerin hocamızın ağzından dinlemesi de çok önemli. Çünkü Türkiye'ye baktığımızda hocamızdan daha üstün, daha yetkin bir kişi bu konuda. Bunu da açıkça ifade edeyim. Çünkü biraz sonra tanıştıracağım hocamızla biz yine aynı şekilde fakültede birlikte çalıştık. Ziraat Fakültesi'nde birlikte çalıştık. Ve birlikte işte bazı eğitimler de verdik, bazı eğitimlere de gittik. Ben de organik gıda kısmında çalışıyorum. Bu fakültede organik gıda derslerini veriyorum. Bu nedenle hocamızla da çok yakın mesleki anlamda bir yakın ilgimiz var. Evet, kim? Profesör Doktor Uygun Aksoy. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde emekli olan hocamız. Ama ben bilmiyordum. Biraz önce hocamızın kendi ağzından dinledim. Aynı zamanda Ekolojik Tarım Organizasyon Derneği vardır. Ben de o derneğin üyesiyim. Ekolojik Tarım Organizasyon Derneği'nin başkanlığına yürütüyor şu anda. Yeni seçilmiş. Bu konuda da ben zaten hocamıza başarılar diliyorum. Derneği de organik tarımda ileri götürebilecek olan bir hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş öncelikle bulduk. Tebrik ediyorum. Sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun. Çok İşiniz çok biliyorum. Yani siz emekli olmanıza rağmen işiniz çok fazla. Bugün de bir toplantıdan geldiniz. Dolayısıyla bir de dernek başkanlığı. Çünkü siz uluslararası birçok toplantıya gidiyorsunuz bu konuda ve Türkiye'de bu veya dünyadaki organik örgütlerin, organizasyonların en iyi tanıdığı kişisiniz. O anlamda çok yoğun. Zaten siz çalışırken de çok yoğundunuz. Hala yoğunsunuz. Evet hocam, tabii seyirciler gerçekten çok merak ediyorlar. Dışarıda da zaten hani biz programa girmeden önce Fatma Hanım da birçok size soru sordu. Organik tarımla ilgili. Gerçekten Türkiye'de çok fazla bilinmiyor organik. Mesela tüketiciler gidip de pazardan organik yazan bir domates alabiliyorlar. Ama bu organik değil aslında. Bu konuları konuşacak. Şimdi hocam, öncelikle ben hani dernek başkanı olduğu için biraz istersen dernekten bahsedelim. Birazcık derneğe tanıtalım. Ekolojik Tarım Organizasyon Derneği dediğimiz zaman sevgili seyirciler bundan ne anlarlar? Bu dernek ne iş yapar? Hangi alanlarda vardı? İsterseniz oradan başlayalım. Öncelikle davetiniz için teşekkür ediyorum. Yani birçok konuda iltifat ettiniz, çok teşekkür ederim ama sadece uzun yıllarını vermiş biri olarak organikte belki isim olarak ön plana çıktım ama her konuda uzman ülkemizde de var. Dolayısıyla onların hakkının yenmemesi gerekiyor. Ben hem akademik yaşamda bildiğiniz gibi çalıştım.
Aynı zamanda derneğin kurucularından biriyim. Şu an yeniden dernek başkanlığını yürütmeye başladım. Aynı zamanda da organik sertifikalı bir çiftçiyim. Evet. Yani çiftçi kayıt sisteminde. Yani pratik her şeyin içerisindesiniz. Çiftçi olarak da kayıtlıyım. ve organik tarımla ilgili konunun gündeme gelmesi bizleri de mutlu ediyor. Çünkü özellikle son günlerde sağlıklı yaşam konusu medyanın, basının en üzerinde durduğu konulardan biri. Bu çerçevede organik tarım da ön plana çıkıyor ama maalesef çok fazla sayıda veya ülkemizde yeterince uzman olmasına rağmen konuya çok yakın olmayan insanların olumlu olumsuz, yani hepsi olumsuz olduğu için eleştiriyor değiliz. Olumlu olanlarda da bazı yanlışlar yapılıyor. Dolayısıyla bu akşam bunları da düzeltebileceğimizi düşünüyorum. Derneğimizin kuruluş amacı 1984-85'te Türkiye'de ilk organik üretim başladı. Ve 90'lı yıllara kadar kuru meyve ağırlıklı ve yanında da belki bir pamuk, fındık sert kabuklulardan bu şekilde 4-5 üründe devam etti. Ve bizler bu konunun içinde yer alan kişiler olarak yurt dışındaki faaliyetleri de takip etmeye başladık. Ve 90'lı yıllarda Akdeniz ülkeleri arasında tamamen bir sivil inisiyatif, organikçiler bir araya gelmeye başladı ve biz de 92 yılında bu grubu İzmir'e davet ettik. Davetimiz ve bunun hazırlıkları aşamasında çok farklı kesimden, bakanlıktan, özel sektörden, üniversiteden, üretici, işletmeci birçok kişi bir araya geldiğimizde biz bunu dernek olarak niye daha kurumsal bir yapı, kimlik kazandırmıyoruz dedik ve 92 yılında bu işe başladık dernek çatısı altında. Derneğimiz İzmir merkezli, şu anda 6 şubesi var değişik illerde. 100 kadar kurumsal üyesi var, 300 civarında da bireysel üyesi var. Tabii ki Türkiye'nin o 90'lı yıllardaki ihtiyaçları doğrultusunda derneğimiz özellikle eğitim ayağına büyük ağırlık verdi ve o çerçevede biz Tarım Bakanlığı'na ve yeni mezun henüz iş bulamamış o dönemde ziraat mühendislerini çok farklı yapıdaki eğitimlerle eğittik. 2500 ziraat mühendisi eğittik Tarım Bakanlığı bünyesinde. Ve şu anda da her bir ilde bir organik birim var Tarım Bakanlığı'nda. Onların hemen hepsi bizim bu eğitimlerimizden geçen meslektaşlarımız. Tabii güncel konular zaman içinde değişiyor. Bugün geldiğimiz noktada bir sizin bahsettiğiniz açılışta doğru bilgiyi paylaşmak ve farkındalık yaratmak bizim önceliklerimizden biri. Bu çerçevede biz belki hemen konuya girdim ama... Olsun hocam, doğal konuşuyoruz. 4 aydır Ekolojik Yaşam Sohbetleri ismi altında İzmir'de Buğday Derneği ile ortaklaşa özellikle konuya, çevreye, sağlıklı beslenmeye, duyarlı kişileri bir araya getirip doğru bilgiyi paylaşmak adına veya deneyimleri paylaşmak adına bir dizi sohbet başlattık ve her ay bir tane devam ediyoruz. Her ay oluyor. Peki nerede yapıyorsunuz bunu? Şimdi daha öncekinin hepsi fuar, yani kültür park içindeydi. Şimdi önümüzdeki 9 Mart'ta olan oranın müsait olmaması nedeniyle Bornova'da Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde yapılacak. Gürsel Tombul Hanım, o da kendisi çok uzun yıllar bu işe emek vermiş. Kuşadalı. Evet, Kuşadalı. Konuşmacımız Gürsel Hanım. Aynı zamanda katılımcılarla fikir alışverişi veya görüş ortaya koyma işbirlikleri de yapılıyor. Mesela toplantımızın birinde Bayındır'dan gelen bir hanımefendi bu talebini dönüp Bayındır'da dile getirdiğinde yine pazar günü onun da Bayındır'da bir toplantı var organikle ilgili ve organik pazar açmaya karar verdiler. Dolayısıyla toplumun
ilgi duyan bireylerinin de zaman içinde daha da bilgilenip bu işi götüreceğine inanıyoruz. Peki hocam kimler katılıyor? Mesela herkes katılabilir mi tabii, bu ekranı? Tabii herkes açık. Yani herkes açık. O zaman yeniden duyuralım isterseniz hocam. Tabii. Ekolojik Yaşam Sohbetleri diye Buğday Derneği ile ortaklaşa ekolojik ekolojik tarım organizasyonunun birlikte götürdüğü sohbet toplantıları. 9 Mart'ta olacak değil mi? 9 Mart. Bu Mart ayındaki programımız 9 Mart'ta Pazar saat günü. 11 ile saat, 2 arasında 11 ile 2 arasında Bornova'da Büyük Park'ın içindeki Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde. Evet. Herkes davetli. Çok güzel. Ve İzmir'in dışında Aydın Manisa'dan da katılımcılarımız var. Ve herkes kendi yerelde yaşadığını veya sorunlar veya katkılar biçiminde de biz önemsiyoruz ve bunun daha da kar topu gibi büyüyeceğine inanıyoruz. Çok güzel. Şimdi sevgili seyirciler, tabii bu programı izliyorsa bu programın süresi sınırlı. Dolayısıyla biz bu sınırlı süre içerisinde organik tarım konuşmaya çalışacağız. Ama bu konuda daha geniş bilgi edinmek istiyorsanız 9 Mart Pazar günü saat 11'de Bornova Büyük Park içerisinde Uğur Mumcu Kültür Merkezi'ne gidersiniz. Orada organik tarımla ilgili birçok şeyi öğrenebileceksiniz. Ben tavsiye ederim böyle bir etkinliğe gitmenizi. Peki hocam, şimdi bu kafa karışıklığı siz de söylediniz zaten bilgi ki. Mesela nedir şu organik tarım ne demek? Yani şimdi şunun üzerinden gidiyorum. Mesela pazara çıktığınızda domates organik, işte biber ziraatın organik. Veya işte birçok meyve sebze satan yerlerde bu tür şeyleri görüyoruz ama onların organik olmadığını çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla organik tarım nedir? Bu organik tarım sertifikalı mıdır, sözleşmeli midir ya da bunun bir takım kuralları var mı? İsterse oradan gidelim. Ondan sonra devam edelim. Trendlere doğru gideriz hocam. Şimdi şöyle diyeyim, dünya üzerinde yani 200 dolayında ülke olduğunu varsayarsak 181 ülkede organik tarım yapılıyor. Ancak bunun sadece yarısında, yani 93 ülkede ki o son yılda artış gösterdi, belirli bir yasal düzenleme, bir mevzuat ulusal düzeyde var. Türkiye'de bu açıdan ilklerden biri aslında. Çok güzel. Mesela Avrupa Birliği'nde 1991'de çıktı ilk ortak mevzuat. Türkiye'de 94'te çıktı. Evet. Dolayısıyla 1994'ten başlayarak Türkiye'de organik tarım nedir veya etiketi ne olmalıdır? Bu konuda destekleyici yasal mevzuat var. Bunun aksini ama organik tarım kanunu sonradan çıktı değil mi? Kanun 2004'te çıktı. Ama mevzuatlar yönetmelik 94'ten beri var. Var evet. Kanunun çıkma nedeni de mevzuata aykırı hareket edene bir ceza uygulayacaksınız veya bir yaptırım uygulayacaksınız. Tabii. Onun kanuni bir gerekçesi veya desteği gerekiyordu. Dolayısıyla Türkiye'de o 94 yılından başlayarak organik tarım dediğimizde hangi yöntemler kullanılabilir? Bu hem birincil üretim, yani tarımsal aşamada, hem de gıda, işlenmiş gıda veya işleme aşamasında buna ilişkin yasal mevzuatta hangi yöntemler kullanılabilir? Hangi girdiler kullanılabilir? Buna ilişkin konular çok net olarak yazılıyor. Bir örnek vermek gerekirse, mesela GDO kullanımı yasak. Bunun yanında gama ışınlama veya radyasyon uygulamaları yasak. Bunun yanı sıra şeker olarak mesela fruktoz şurubu kullanılıyor benim bildiğim kadarıyla. Yani şöyle, her türlü sentetik kullanımına sınırlama var. Evet. Neyin kullanılabileceği de yine bu yönetmeliklerde çok ayrıntılı yazıyor. Mesela şeker kullanılabilir ama şekerin de organik olması gerekiyor. Olması lazım, evet. Etiket bilgisine gelince tabii işlenmiş ve ham madde birbirinden farklı. Ancak herhangi bir organik etiketi olduğunda bunun paralelinde Tarım Bakanlığı'nın yine yasal olarak bunu ortaya veya zorunlu hale getirdiği bir logo kullanımı var. Dolayısıyla tüketiciler emin olmak isterlerse paketli ya ambalajlı ürünlerde öncelikle bu etikete bakıp
logo ve veya yanında hangi kontrol kuruluşu bunu denetlemiş, kontrol kuruluşunun kod numarası, diğer üretim tarihi, son kullanma tarihi vesairenin yanında da mutlaka yer almalı. Tabii. Açık pazarlara gelince, bugün açık pazarlarda da yani %100 organik olan pazarlar var. İzmir'de de var. Bu pazarlarda da belirli bir denetim mekanizması var. Mesela Karşıyaka Pazarı değil mi hocam? Şimdi mesela Karşıyaka Pazarı'nı daha spesifik ben söyleyeyim. Çünkü bizim derneğimiz orada gelen üreticilerin bütün sertifikalarını kontrol ediyor. Ve pazar başlamadan önce üreticinin getirdiği ürün miktarı, sertifikada yazan miktar mı, bunların kontrolü yapılıyor. Ve daha sonra satışa izin veriliyor. Dolayısıyla bu tip kontrollü yerlerdeki etiket olmasa da sertifika sorabilirler üreticiye. Veya biraz önce dediğim gibi, örneğin bizim derneğimizin Bostanlı Pazarı'nda olduğu gibi bir denetimi var. Mesela Buğday Derneği'nin İstanbul'daki bazı pazarlarda benzer sistemi var. Bunun ötesinde de Tarım Bakanlığı kendi il müdürlükleri aracılığıyla pazar yeri kontrolleri de yapıyor. Yani evet, bulunabilir mi? Organik vesaire yazan çıkabilir. Ama denetimli ve gerçekten kurallara uygun üretilmiş ürünlere de tüketicinin %100 güvenerek tüketmesini ben öneriyorum. Yani şimdi mesela Bostanlı ekolojik pazarına giden bir insan oradan dökme bir ürün olsa bile bunu güvenli organik olduğunu bilerek bunu alabilirler. Onun dışında mesela işte diğer pazarlarda veya işte manavlarda veya marketlerde, yani mesela büyük marketler bunu yapmıyorlar ama yani işte bu meyve sebze çok satılıyor bugün mesela işte bakkalın önünde de var. Dolayısıyla organik yazılan, buna inanmamak gerekiyor. Veya sorgulamak gerekiyor. Bir de mesela şeyi kullanıyoruz işte, organik kullanıyoruz, ekolojik. Mesela bu ikisi aynı şeyi mi ifade ediyor? Şimdi yasayla bu ekolojik, organik ve biyolojik eş anlamlı kabul ediliyor. Ve bunların kısaltmaları olan eko, ork ve bio kelimeleri sadece kurallara uygun üretilmiş organik ürünlerde kullanımına izinli. Örneğin geçenlerde benzer bir şey oldu. Büyük bir firma farkında olmadan eko ürün diye pazara sundu. Ama onu ekonomik anlamda düşünerek sundu. Ama bizim platformlarımız hemen o işi ilgili firmaya yazdığında, firmada sorumluluk sahibi firma yaptığının yanlış olduğunu ama bilgi eksikliğinden olduğunu kabul edip hemen çekti. Çekti. Güzel. O da çok güzel olmuş hocam. Yani kullanımı aslında bunların kurallara bağlı. Yanlış kullanımını da Alo 174 hattına bildirirlerse ceza alıyor. Öyle diyeyim. Bir de hocam hani şey açısından, hani izleyicilerin hani ayırt etmesi açısından, bir de mesela iyi tarım uygulamaları var. Mesela iyi tarım uygulama, onun bir logosu var ve biz mesela bir market, büyük bir zincir market iyi tarım uygulamaları ürünleri satıyor. Mesela iyi tarım ürünleri ne demek? Organik ne demek? Bir de doğal, mesela bazen de doğal. Yani aslında doğal da organiğe eşdeğer olması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Yani bu iyi tarım, bu işin ne tarafında? İyi tarım uygulamaları dediğimiz o ürünler ne tarafında? Şimdi ben önce doğalla organikten başlayayım. Oradan başlayayım. Çünkü o dünyada da tartışma yaratan bir konu. Trendlerden belki daha sonra bahsedeceğiz ama mesela Amerika'da doğal trendi daha yükselince organik eşittir doğal olmalı mı diye Amerikan Tarım Bakanlığı bir şey açtı. Ve bütün dünya buna cevap verdi. Biz de verdik. Organik, bir tartışma açtı o zaman. Tartışma açtı ve geri çekti bu teklifini sonunda. Çünkü genel kanı şu, yani organik camiada da, organik doğala eşit değil. Neden? Çünkü doğalın bir tanımı yok. Örneğin çevreden bulaşma olabilir. Hatta uçakla ilaçlama yapabilirsiniz. Ama üretici bir şey atmadığı için buna doğal diyebilir. Veya gelen ürün farklı bir
kirlilik kaynağı taşır ama işlemede girdi veya katkı kullanılmadığı için doğal yazabilir. Dolayısıyla biz bunun eşit olmadığını savunuyoruz. Çünkü organik kuralları belli. Organik ve iyi tarımın kuralları, iyi tarım Türkiye'de de, Türkiye'de kuralları belli. Ulusal düzeyde yönetmeliği var. Aradaki farkı ben çok basitçe şöyle diyebilirim. Organik tarımda girdi kullanımı, yani sentetik gübreler, bunun yanı sıra tarım ilaçları, gıda katkı maddeleri, veteriner ilaçları, büyüme düzenleyici hormonlara ya tamamen yasaklama getiriliyor veya belirli, eğer test edilip güvenli görülüyorsa onlara izin veriliyor. İyi tarımda böyle bir listeler yerine iyi tarımda yapı tamamen o ülkenin yasal mevzuatına dayalı olarak herhangi bir ürüne ruhsatlı, örneğin domates yetiştiriyorsunuz. Domateste mesela diyelim ki azotlu gübre, şeker gübresi kullanabilirsiniz iyi tarımda. Ama organik tarımda yasak. İyi tarımda geçiş süreci yok. Direkt o yıl sertifika alabiliyor. Ama organikte işte toprağın veya hayvanda bedeninin veya sütünün temizlenmesi için belirli bir geçiş dönemi var. Ancak ondan sonra sertifika alınabiliyor. O geçiş sürecini zaten organikte satamıyorum bazen, organik olmadığı için. Evet, organik olarak değil, ucuza ancak satıyor. Geçiş süreci denebiliyor. İyi tarımda yasal mevzuatın izin verdiği her türlü girdi kullanılabiliyor. Hatta mesela Türkiye'de mevzuat izin vermiyor GDO için. Ama yurt dışında eğer bir ülkede varsa GDO kullanımı, iyi tarım sertifikalı olup GDO'lu da Türkiye'de değil, diğer ülkelerde. Yani onu netleştirmek Türkiye'de lazım. Olmuyor. Çünkü Türkiye'de GDO'lu tohumların kullanımı ve üretimi yasak. O nedenle mümkün, yani kullanılmıyor. Ama diğer ülkelerde iyi tarım olsa bile buna izin veriliyor. Oysa organikte bunlar kesinlikle yasak. Yani onu tekrar şey yapan sevgili seyircilerimiz, Türkiye'de organik gıdalar ve organik tohumlar sadece hayvan yemlerini katmak üzere ithalatı serbest. Yani organik dediniz. Özür dilerim. Organik dedim. GDO'lu. Şimdi Türkiye'de tekrar, yani çünkü bu konu çok önemli, çünkü çok soruluyor bu konu. Bize de çok soruyorlar. Türkiye'de GDO'lu tohumlar, işte GDO mısır soya gibi GDO'lu tohumlar iki amaç için ithal ediliyor. Birincisi, hayvan yemlerinde yem katkı maddesi olarak kullanılacaksa geliyor. Bir de mesela bir araştırma yapacak üniversitesi ve enstitüsünü bu araştırma yapmak üzere getiriyorsunuz. Onun dışında gıdalarda kullanılmak üzere GDO'lu tohumların ithalatı yasak ve Türkiye'de GDO'lu tohumların üretimi de yasak. O anlamda sevgili seyircilerin rahat etsinler. Hocam o zaman bakıyorum ben, bu sertifikalı, sözleşmeli, efendim işte bazı ilaç, işte izin verilen ilaçları kullanıyor, daha çok organik ilaçlar kullanıyorsun, işte gübreleme, hani o sentetik gübre kullanmıyorsun, o zaman pahalı bir üretim bu değil mi? Şimdi şöyle diyeyim, ben pahalı ucuzdan ziyade yani onunla ilgili belki açıklama gerekebilir. Birincisi, organikte üreticinin deneyimi çok önemli, yani kendi toprağını tanıması, ürettiği ürünün hangi sorunları var, nelerle karşılaşabilir, bunu bilerek üretim yapıyorsa organikte çözümler var. Dolayısıyla pahalı mı dediğinizde organikte aslında dış girdi kullanımı temel ilke olarak kullanılmaması teşvik ediliyor. Bu ne demek? Mesela gübre kullanma yerine ekim nöbeti zorunluluğu getiriliyor ve ekim nöbetiyle araya bir baklagil ekerek siz toprağın azotça zenginleşmesini sağlıyorsunuz. Bu açıdan baktığınızda girdi maliyeti çok düşüyor. Bugün Türkiye'de aslında konvansiyonel tarımda fiyat yüksekliğinin nedenlerinden bir tanesi tamamen ithal girdilerin hem ilaçtı, gübreydi vesaireydi olması. Oysa organikte
tamamen kültürel işlemlerle bunu götürüyorsunuz. Mesela kompost yapıyorsunuz, atıklarla yeşil gübreleme yapıyorsunuz. Dolayısıyla dışarıya, yani dışarı derken çiftçi olarak gidip bir ticari firmadan girdi almıyorsunuz veya bu minimumda kalıyor. Aynı şekilde mesela hayvansal üretimde de bitkisel üretimle birlikte geliştirip yeminizi kendinizin üretmesi olabildiğince teşvik ediliyor organikte. Evet, evet, evet. Organiğin ek maliyeti ne olabilir? Sertifikasyon ücretleri. Ülkemizde tabii bireysel üretici olarak gidip başvurduğunuzda bunun belirli bir maliyeti var. Ancak eğer bir grup sertifikasyonu, şimdi yönetmelikte bazı değişiklikler yapılıyor. Avrupa Birliği de 2021'de değiştirecek. Grup kurup veya bizde proje adı altında da geçebiliyor. Örneğin eğer kooperatif kurduysanız, kooperatifte eğer 20 üreticiyseniz tek bir kontrol kuruluşuyla anlaşma yapıp 20'yi birden denetlediğinde maliyet çok düşüyor, çok düşüyor. Dolayısıyla bizde ya işleyici veya bu tip grupların sertifikasyonu yoluyla üreticiler maliyeti düşürüyor. Onun dışında dediğim gibi bilgi çok önemli. Bu açıdan da yani üretici eğitimi vesaire de büyük önem taşıyor. Peki verim açısından konvansiyonelle karşılaştırdığımız zaman hocam? Şimdi o tabii şöyle biraz akademisyen şeyiyle söyleyince türe göre değişiyor. Neden? Mesela diyelim ki siz serada yetiştiricilik yapıyorsunuz ve çok fazla girdi kullanıyorsunuz. Bunu birden organiğe çevirdiğinizde araya ekim nöbeti koyacaksınız vesaire, düşüklük doğal. Ama bunun yanında mesela zeytininiz var, inciriniz, bağınız. Bunlar da verim düşüklüğünden öte, hatta bazı çalışmalar var, artış gözlenmiş. Nedeni de izlenebilirlik var organik tarımda. Her şey kayıt altına alınıyor. Dolayısıyla üretici bu bilgi akışıyla kendi üretimini daha karlı hale getirebiliyor. Dünyada bu konuda yapılmış çok karşılaştırmalı çalışmalar var. Belki oradan bir örnek verirsek. Yani yüzlerce deneme sonucu ve belirli kriterleri karşılayan çalışmaların sonucu değerlendirildiğinde %18 ile 20'ye kadar bir verim azalışı olabildiği ama çok genel ortalama. Biraz önce dediğim gibi bunun negatiften artıya kadar çok geniş bir skalada değiştiği de ortaya kondu. Günlü hocam, hani şimdi şöyle bir şikayet değil de serzeniş var tüketicilerde. Onu da size yani bu neden nedir diye sormak istiyorum. Sonra trendlere geçelim. Mesela organik ürünler pahalı diğer işte klasik tarım veya konvansiyonel tarım ürünlerine göre. Yani bu pahalılık, bu hani ortalama %18-20 gibi bir farklılıktan mı ileri geliyor? İşte bir de tabii sertifikasyon masrafları var. Yani baktığımız zaman hani siz eğer üretici gerçekten bilinçliyse aslında çok, yani konvansiyonel göre çok pahalı bir üretim yöntemi değil ama fiyatlar, mesela işte ben süt falan alıyorum. Bulabildiğimce, ben onu da söyleyeyim, bulabildiğimce organik almaya çalışıyorum. İşte çocuklarımız da var. Ama gerçekten de mesela işte geçen gün süt aldım bir marketten. İşte normal sütte göre işte 1,5 lira daha pahalı o dayanık sütten. Ya bunun nedeni ne? Pahalı olmasının nedeni ne? Bir de Türkiye daha çok ihracat yapıyor bildiğim kadarıyla, değil mi hocam? Şimdi Türkiye'de yani Türkiye'de bir kere bir veri toplama sistemi var ulusal düzeyde. Bu veri toplama sistemi tarımsal ürünler için. Yani çiftçi kayıt sistemine üye olması gerekiyor. Çiftçinin bu kontrol kuruluşuyla sözleşme yapıyor. Bu sözleşme bakanlığa bildiriliyor. Online giriliyor. Ne kadar üretim bekleniyor vesaire. Bunların hepsi merkezi bir sistem dahilinde toplanıyor veriler. Bu açıdan baktığınızda neden pahalıya geldiğimizde Türkiye'deki üretimin şöyle bir örnek vereyim. Son 2017 verisine göre 214 tane ham madde niteliğinde
ürün üretiliyor. Hı-hı. Şöyle düşünmek lazım. Hı-hı. Bu 214'ün bir tanesi domates. Hı-hı. Ama bu domates işlenerek kuru domates, işte kuru domates mamulleri, ketçap, domates tozu, küp kesilmiş vesaire yüzlerce, hatta belki Türkiye'de de binin üzerinde farklı organik ürün bulmak mümkün. Ancak dediğiniz gibi üretim büyük ölçüde Avrupa'dan gelip talep ihracata dönük başladığından ve bugün de mesela Amerika şu an en büyük alıcı ülke konumunda dünyada. Çok hızla büyüyen bir pazarı var. Bu doğrultuda da Türkiye'deki üretimin büyük çoğunluğu, %75 gibi diyoruz biz kabaca. Yani 3/4'ü yurt dışına satılıyor. Yurt dışına satılan ürünler büyük ölçüde kuru kurutulmuş meyveler, sert kabuklu fındık gibi ürünler, tıbbi aromatik bitkiler, işlenmiş gıda maddeleri, meyve suları, yani birçok donmuş meyve, sebze vesaire. Ancak bunların hepsi sözleşmeli üretimle üretiliyor. Yani talep geldiğinde gidiyor firma, ne kadar üretim gerekiyorsa o kadarını üretiyor, işliyor ve ihraç ediyor. İç pazarda biz çok toplantılar yaptık dernek olarak da. Henüz daha bir yanda tüketicinin bu olayda çok net bilgi sahibi olamaması veya hep bir güven sorunu yaşaması. Evet, öte yandan da bizim üreticilerimizin küçük üretici olup pazara girmesinde ne altyapısı, yani soğuk hava deposu veya pazarlama zincirine getirmesi vesairesi hep problemli. Mesela bir marketlerle de değişik toplantılar yapıldı. Süpermarketler satmak istiyor ama diyor ki birileri bana büyük miktarda, standart kalitede organik ürün getirsin ve örneğin yıl boyu getirsin ve ben satayım. Ama bunu örgütleyecek, altyapıyı sağlayacak yapılar eksik olduğundan da arz çok sınırlı. Sınırlı olduğu için de fiyatlar yükseliyor. Yani talep arttıkça mutlaka üretim artacaktır ve o belirli bir dengeye ulaşacaktır. Tabii. Kooperatifler bu açıdan başarılı örnekler, çok çok önemli. Dolayısıyla küçük üreticilerin bir araya gelip bu güçlüğü aşmaları sistemi arttıracaktır diye düşünüyorum. O da tabii kooperatifleşme da çok mantıklı görünüyor burada. Hem maliyetleri azaltmak hem de ürünü pazarlamak açısından, değil mi hocam? Peki hocam, şimdi trendlere geçelim. Şimdi hani şimdi bu organikle ilgili veya işte diğer tarım sistemleriyle ilgili işte Türkiye ve dünyada bazı trendler var. Genelde hani dünyada böyle trendler oluyor. Sonra hani Türkiye'de siz de organik tarım hareketinin başlangıç sistemleri de farklı. Tabandan tavana, tavandan tabana biliyorsunuz bunları. Dolayısıyla ne tür artık ya, şu anda öne çıkan trendler neler? Dünyada bu trendler neler, Türkiye'de bu trendler neler? İsterseniz o konuda da biraz sevgili seyircilerini bilgilendirelim. Şimdi şöyle diyeyim. Tabii tüketici, tüketicinin beklentileri ülkeden ülkeye veya erişebildiği bilgiler ve o doğrultuda kendi yaşam tarzı gibi çok farklı gelişmeler var. Öyle olunca dünyadaki trendler bir yanda yaşam tarzına, büyük şehirlere ve gelişmiş ülkelerde ana pazarlar olduğu için örneğin çalışan nüfusun daha hızlı, kolay yemek hazırlayabileceği tarzda ürünlere de girmeye başladı. Yani konvansiyoneldeki ihtiyaçlar organik grupta da benzer ölçüde girdi. Ancak bunun yanında en hızlı gelişen eğilimler diyeyim. Bir tanesi organik ürün tüketen gruplar içinde yerel ürün tüketme. Bunun nedenlerinden bir tanesi de uzun mesafelere taşındığında işte sera gazı emisyonları vesaire diye. Dolayısıyla yerel tüketmek, yerel ürün tüketme eğilimi organikle, hatta organiğin bile önüne geçen eğilim örneğin Avrupa'da.
Avrupa'da bir diğer eğilim vegan organik. Hı hı. Bunun ana nedeni de şu an Avrupa Birliği'nde üçte ikisi tarım alanlarının hayvan yemine ayrılmış durumda. Hı hı. Dolayısıyla daha çevreye duyarlı tüketiciler bunu direkt insan gıdasına döndürmek üzere hayvansal tüketimi azaltma, ürün tüketimini azaltma eğitimleri var. Öyle bir eğilim de var, evet. Bir diğeri de özellikle gelişmekte olan ülkelerden ithalatta da fair trade veya adil ticaret dediğimiz, yani ürünün üreticisine kadar elde edilen karın yansıtılması organik pazarda öne çıkan konular. Bizim ülkemizde de tabii üretim ve tüketici arasında büyük mesafeler var. Şu anda en büyük tüketim merkezi İstanbul ama üretimde çok sınırlı. İzmir'in öyle bir avantajı var. İzmir hem üretici hem tüketici, yakın ve hemen periferiden birçok ürününü taze tüketebiliyor. Tüketiciler de daha bilinçli. Sizlerin etkisiyle, medyanın doğru yönlendirmesiyle bu süreç daha hızlanacaktır diye düşünüyorum. Son bir şey eklemek istiyorum. İzmir'de ekoloji fuarı yapılıyor. Evet. Bu fuar İstanbul'da başladı ama İzmir'e geldi. Çünkü biz İzmir'e organik üretimin başkenti diyoruz. Birçok aktivite İzmir'de yapılıyor. 15-17 Mayıs tarihleri arasında, 15-18 Mayıs fuar. Yine dinleyicilerimiz fuara katılabilir. Orada birçok etkinlik var. Evet. Sadece dinleyici olarak da gelebilirler, gezebilirler. Ve ben sizin aracılığınızla davet ediyorum. Tabii, nedir? Çok iyi. 17... 15-17 Mayıs 15, tarihleri. 15-16-17 Mayıs tarihlerinde İzmir'de bir ekoloji fuarı var. Buraya sevgili seyircilerimiz gelebilirler. Satış da yapılacak. Satış da yapılacak. Gezebilirler, alışveriş yapabilirler. Fuar İzmir'de, Gazi Emir'deki Fuar İzmir alanında sevgili seyircilerimiz. Bu etkinliğe katılın diyorum ben. Ve burada da belki birçok ürünle karşılaşacak. Tabii yani geçen yıl örneğin organik çorap da vardı. Hmm. Bebek eşyası da vardı. Biz hep gıdadan bahsettik ama belki bir diğer konuda özellikle bebek ve çocuk giysileri, yani sadece mama vesaire değil, ev tekstilleri, yatak çarşafıydı, bornozlu vesairede de çok hızlı gelişimler var. Kozmetik yine, mesela fuar sırasında kozmetik konusunda da bir toplantı olacak. Türkiye'de de organik kozmetik üretiliyor ve ihraç ediliyor. Ne güzel, çok güzel. Peki hocam, şimdi trendlerle ilgili hani eklemek istediğiniz bir şey varsa, eğer yoksa bir şey söylediniz, ona ben dönmek istiyorum. Bu sera gazı üretimle ilgili. Şimdi mesela ben bazı makaleler okudum bununla ilgili. Mesela o makalelerde organik üretimin sera gazı üretimini arttırdı. Çünkü organik tarımın daha geniş alanlarda yapıldığı için ne bileyim, o nedenden dolayı, yani geniş alanlara ihtiyaç duyduğu için sera gazı üretiminin daha fazla olduğunu söylüyor o makale. Onun tam karşı makaleler de var ama biz bunu açığa çıkartalım burada. Yani gerçekten organik tarım yapmak sera gazı üretimini arttırır mı? Şimdi şöyle, yani bu konuda çok çalışma var. Tabii aleyhte veya lehte görüşler de var. Aynen, aynen. Ancak mesela bununla ilgili hazırlanmış raporlar da var. Ben önce şunu söyleyeyim. Organik ürünlerin olabildiğince, yani şu an küresel bir pazar var ama ana hedef olabildiğince yerel üretilip yerel tüketilmesi. Çok güzel. Bu açıdan baktığınızda bir sera gazı emisyonlarının azalması bekleniyor. Tabii. Yine bununla paralel mesela özel bazı sertifika sistemleri var. Yani resmi değil, özel. Mesela BioSwiss uçakla organik ürün transferine izin vermiyor. Sera gazı emisyonları nedeniyle.
Dolayısıyla daha duyarlı bir grup. Hı hı. Toprak işleme, toprakta organik madde kullanımı yönüyle artıları var organik tarımın. Hı hı. Bir de burada üretim dediniz. Mesela eğer azotlu gübre üretimini, pestisit üretim aşamalarını da konvansiyonelin içine koyarsanız çok yüksek bir sera gazı emisyonu söz konusu. Hı hı. Ama o fazı çıkarıp sadece tarla diye alırsanız ve yanlış uygulama yapıyorsanız sera gazı arttırılabilir. Ama daha çok organik maddeyi bağladığı ve organik maddeyi korumaya yönelik uygulamalar olduğu için de aksine tutucu yönde karbondioksiti tutucu yönde, evet, bağlayıcı yönde çok fazla makale var. Var değil mi? Bir de hocam şu şimdi hep tüketici ayağıyla da hani daha çok hani trendlerle ilgili de konuştuk. Şimdi üretici tarafına döneceğim. Mesela diyelim ki ben bir çiftçiyim. Bir organik tarım yapmak istiyorum. İşte elma yetiştiriyorum ya da işte domates yetiştiriyorum. Ya da işte bir meyve ya da sebze olabilir. İşte domates veya elma diyelim. Yetiştiriyorum ve organik üretime geçeceğim. Benim yapmam gereken şeylerim en başta itibaren ben nerelere başvuracağım, hangi şeyleri anlattınız gerçi ama böyle bir toparlarsak neler yapmam gerekiyor benim bir üretici olarak? Şimdi biz önce üreticinin şöyle kendini bir gözden geçirmesini bekliyoruz. Hı-hı. Neden? Şimdi kendi çok yoğun girdi kullanıyorsa veya komşuları engel olamayacağı, yani komşuları kullanıyorsa veya engel olamayacağı bir kirlilik kaynağı varsa, mesela suyu ana işte Gediz gibi, Menderes gibi kirliliği olan nehirlerden su sağlamak anlıyorsa, zorundaysa organik tarıma geçmesi genelde sorunlu. Mesela bizim fakülte çiftliğinde bile yeraltı suyu kullanılarak organik parsel yönetiliyor. Dolayısıyla üretici önce bunlara bakacak. Ama daha önce konvansiyonel yapması veya komşunun yapması herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Çünkü bir geçiş süreci var. Evet. İlk yapacağı iş bizim Tarım Bakanlığı'nın yetkilendirdiği çok sayıda, yani 40 civarında kontrol sertifikasyon kuruluşu var. Bunlar web sitesinde var hepsi. Çoğu da İzmir'de değil mi hocam? Yani bir grubu İzmir'de. Bunlarla temasa geçip bir başvuru yapıyor. Fiyat teklifi alabiliyor. Buradaki artılardan biri şu. Mesela diyelim ki Van'da yapıyorsunuz. Eğer kontrol kuruluşunun Van'da bir projesi varsa size zaten gidip oralarda kontrol yapacağı için daha uygun fiyat verebiliyor. Ama öbürünün Van'da hiç projesi yoktur. Direkt gittiğinde yüksek bir maliyet çıkarabiliyor. Siz gelip bakıyor ve diyor ki evet sen burada organiğe başlayabilirsin. Bir sözleşme yapıyorsunuz. Sözleşme yapıyorsunuz. Bu sözleşme her iki tarafın anlaştığı fiyatta, koşullarda. Sözleşmenin üzerine kontrol kuruluşu sizin bilgilerinizi, tabii önce sizin çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olmanız, işte bir takım ek bilgiler istiyor. Bu bilgilerle birlikte sizi sisteme işliyor. Bu işlemle birlikte siz organik üretici olarak kayda geçiyorsunuz. İl müdürlüğü, ilçe müdürlükleri de sizin kendi, eğer o ilçedeyseniz, sizin bilginize erişebiliyor. Ankara'da merkezdeki de erişebiliyor. Ve sizinle ilgili hangi ürün üretiyorsunuz, bunun şeyi nedir, tahmini, verimi vesaire, bu bilgiler giriliyor. Ancak sizin ürününüzün pazara organik ürün olarak satılabilmesi için belirli bir geçiş dönemi var. Bu mesela meyve ağaçlarında 3 yıl. Doğadan toplamada mesela o yıl başlayabiliyor eğer koşullar uygunsa. Veya hayvancılıkta mesela ette başka 6 ay, işte sütte belki farklı. Veya yumurtada daha farklı. Daha farklı, evet. Bunu tamamladıktan sonra o sürede, yani tamamlamadığınız sürede ürününüz ancak geçiş süreci, birinci yıldan sonra geçiş süreci diyebiliyorsunuz. Tamamladıktan sonra organik ürün sertifikası alıp pazara organik ürün olarak da satma şansınız var. Peki hocam, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ olun. Kolay gelsin.
Çok teşekkürler. Evet sevgili seyirciler, bu akşam da Kanal İzmir Televizyonu'ndan yayınlanan bir Toprağın Teri programının sonuna geldik. Bu akşam konuğum Profesör Doktor Uygun Aksoy'du. Profesör Doktor Uygun Aksoy aynı zamanda Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği'nin yeni yönetim kurulu başkanı ve ben Uygun Hanım'la birlikte bu derneğin çok daha iyi, güzel işler yapabileceğine inanan bir kişi olarak da bunu açıklıkla söylüyorum. Neyi konuştuk? Organik tarımı konuştuk, ekolojik tarımı konuştuk. İkisi de aynı zaten. Özellikle onun için bir organik, bir ekolojik diyorum. Sevgili seyircilerin daha iyi anlaması açısından. Dolayısıyla özellikle organik tarım nedir, nasıl yapılır, nasıl başlar ve yeni trendlerde bu konuları konuştuk. Önümüzdeki hafta yeni bir Toprağın Teri programında buluşmak üzere. Yapımda ve yayında emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ederek diyorum ki bizimle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.